Konu neye odaklanırsan onu yaşarsın. Neye odaklanırsan onu büyütürsün. Şöyle açıklayayım. Nereye enerji harcarsan, dikkatini nereye verirsen onu beslersin, o büyür. Çiçek gibi düşün. Saksıda çiçek. Tamam mı? Buna su verirsen, tohum attın, su verdin. İlgilendin, sevgi verdin, bununla zaman geçirdin, bunu düşündün. Su verdikçe, ilgilendikçe, ilgi yasasından dolayı bu büyür. Tamam, bu büyür. Bu kişi. Kişiye bilgi geliyor devamlı. Sürekli bilgi. Nereden geliyor? Haberlerden. Haberlerden bilgi akışı oluyor. Sürekli buradan gelen habere ne yapıyor? İlgi gösteriyor. Enerjiyi oraya harcıyor. Haberlere harcıyor. Peki haberlerin istatistiklere göre %90'ı sizce nasıldır? Olumsuz değil mi? Olumsuz, negatif. Sürekli kaygı oluşturuyor. Korku, kaygı, tedirginlik, heyecan, panik. Kötü haberlerle dolu. Neden? Çünkü daha çok satıyor. Kötü haberler daha çok ilgi uyandırdığından dolayı, daha çok satıldığından dolayı. Şimdi düşünsene sen enerjini buraya veriyorsun. Bunu büyütüyorsun. Çiçek gibi. Buraya odaklandığından dolayı bunu büyütüyorsun. Buradaki olayları gündemde tutuyorsun. Peki aslında senin hedefin burada. Ama nereye verdin dikkatini? Haberlere. Başka? Dikkatini nereye veriyorsun? Dizilere. Bak seninle hiç alakası olmayan, senin hayatınla hiç alakası olmayan, senin derdine benzemeyen konulara odaklanıyorsun. Buraya enerji harcıyorsun. Bak dikkatini buraya verdin. %100'lük enerjin vardı. %20'sini buraya verdin. %20'sini de buraya harcadığını düşün. Bak buraya. Dizilere. Tamam mı? Kara Sevda izledin. Paramparça izledin. İhaneti izledin. Sadakatsizi izledin. İzlediğinden dolayı, oraya enerji harcadığından dolayı paramparça oluyorsun. Veya ihanete uğruyorsun. Niye? Çünkü enerjini oraya harcıyorsun. Oraya odaklanıyorsun. Oraya odaklandığından dolayı, orayı beslediğinden dolayı çiçek gibi bunları görüyorsun, yaşıyorsun. %20 buraya verdin enerjini. Aslında hedefin burası. Sen %100'lük enerjini buraya harcaman lazım. Hedefine odaklanman lazım değil mi? Ama bir türlü sıra gelmiyor. Bir türlü ilerleyemiyorsun oraya. Niye? Çünkü senin öncelik sıraların başka. Haber, dizi, kadın programları veya dedikodu programı. Buraya da %20 harcadın. Sana hiç lazım olmayan, seni ileri götürmeyen, işe yaramayan, seni zayıflatmayan örneğin, seni fit tutmayan futbol örneğin, tamam mı? Televizyon karşısında futbola odaklandın. Buraya da %20 verdin. Sen onu seyredince zayıflamıyorsun ki. Sana bir faydası olmuyor. Sen oturuyorsun çünkü koltuktasın. Aslında tamam kalkıp oynayabilirsin. Zayıflamak için, fit olmak için oyna, spor yap. Ama sen koltukta şips yiyerek, kola içerek futbol izlediğinden dolayı sana bir faydası yok. İleri götürmüyor. Oraya da %20 harcadın. Bak şimdi %80 harcamışsın. %20 buraya, %20 buraya, %20 buraya. Şurada da %20. %80'i gitmiş. Daha adım atamadın bile hedefe. Karar vermiştin aslında hedefe gitmek istiyordun. Ama yürüyemiyorsun, adım atamadın. Çünkü karşına bir de şom ağızlı, muşmula suratlı birisi çıktı. Arkadaşın bu senin. Dostum sürekli negatif konuş. Sürekli olumsuz. Tamam mı? Bir de oraya harcadın. %10 da oraya harcayalım. Hadi %10 diyelim. Enerjin oraya gitti. Bak şimdi. Sana ne kadar enerji kaldı? Buraya gitmek için, şu hedefe gitmek için %100 harcaman lazımdı. Ne kadar enerjin kaldı? %10 kaldı. %10'la oraya gidebilir misin? Gidemezsin. Peki kim gidiyor? Kim gidiyor oraya? Oraya gidenler var değil mi? Senin rakiplerin var. Onlar bunları bu şom ağızlı, muşmula suratlı insanları, dizileri, haberleri, kadın programlarını, magazin programlarını, gereksiz spor haberlerini izlemediği için %100 enerjisi var. Bak %100 enerjisi var. O hedefine ulaşabiliyor. Sonra sen oraya ulaşamadın ya. Bir de oturuyorsun. O son kalan %10'la, %10'luk enerjinle hedefine giden senin o rakibin var ya. Şu rakibin o %100 harcıyor, hedefine varıyor, %10'luk enerjinle de bunu eleştiriyorsun. Son enerjini de burada harcıyorsun. Yani başkasını konuşuyorsun. Buraya enerji harcadın. Bak bunu gündemde tuttun, bunu besledin. Buna enerji verdin. Yani bu aslında kazandı. %10 buna verdi. Belki de onu daha çok motive ettin.
Bu %100'de oraya gidecekti ya. Daha fazla şevkle gitti. %110 enerjiyle gitti. Çünkü senin enerjini oraya verdi. Daha böyle hırslı gitti artık senin yüzünden. Nereye odaklanırsan onu büyütürsün. Kadın programlarına odaklanırsan bu programı kazandırırsın. Bu program kazanır. Dizileri seyrediyorsun, arada bir sürü reklamlar giriyor. Onlar kazanıyor çünkü enerjiyi oraya veriyorsun. Onlar para kazanıyor. Sen de bir şeyler kazanıyorsun aslında. Ne kazanıyorsun? Paramparça izlediğinden dolayı sende de paramparçalık başlıyor ailende. Ailende paramparça oluyorsun. İhanet dizisini izlediğinden dolayı Allah korusun korktuğun başına geliyor. Senin aklına gelmeyen şeyleri dizilerde öğrendiğinden dolayı sen bir çeşit hipnoza giriyorsun ve korktuğun, kaçtığın, gündemde tuttuğun başına geliyor. Hani neden olmuyor hocam diyenlere bu video. Hocam bende neden olmuyor? Sende olmuyor. Çünkü sen enerjini başka yere harcıyorsun. Sen bütün enerjini başka yerlere harcıyorsun. Başka insanları gündemde tutuyorsun. Devamlı insanları konuşuyorsun. Bütün enerjin başka yerde, kendinde değil ki. Bir bakamadın ki kendine. Neredeyim diye. Ben neredeyim diye bir bakamadın ki. Kendini tanıyamadın ki. Bir ben kimim? Kaç yaşındayım? Bu zamana kadar neler kazandım? Neler öğrendim? Nereden geldim? Neredeyim ve nereye gideceğim? Bu soruları hiç cevapladın mı? Sen enerjiyi nereye harcarsan, neyi düşünürsen onu beslersin. Onu hayatında büyütürsün. Nereye odaklanırsan o büyür. Neyi düşünürsen o büyür. Neyi gündemde tutarsan o büyür hayatında. Korkularını düşünürsen şuradan kazandığın korkuları, kaygıları, negatif olayları düşünürsen yani buradan kazandığın negatif olaylara enerji harcarsan, buraya yatırım yaparsan tamam mı? O zaman korktukların başına gelir. Ama şurada örnekteki gibi bu kişi enerjisini hedeflerine odakladığından dolayı, hedeflerini gündemde tuttuğundan dolayı hedeflerine çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu hedefe ulaştıktan sonra da burada durmuyor tabii. Konfor alanından çıkmak için tekrar yeni hedef kuruyor kendine ve o hedefe de ulaşıyor. Akıllı köprüyü arayana kadar deli suyu kaç kere geçiyor değerli arkadaşlar. Bu senin elinde, senin kararın. Enerjiyi nereye harcamak istediğin senin elinde. Bir örnek daha vermek istiyorum. Bazıları şimdi bu videoyu izleyenler şunu söyleyebilir. Hocam ben kadın programlarını izlemiyorum. Televizyon zaten yok, dizi yok yani. Haberleri de izlemiyorum. Spor da izlemiyorum ama YouTube izliyorum. Aynısı hiçbir fark yok ki. YouTube kanalında senin abone olduğun bir sürü kanal var değil mi? A kişi, B kişi, o uzman, bu uzman, hepsi farklı farklı. Vlog programları var, oyun programları var, yok mutfak programı, yok sağlık. Anlatabiliyor muyum? Bir sürü kanal var. Peki aynısı aslında. Sen buraya enerji harcıyorsun bak. Enerjini buralara harcıyorsun. Bak buralara %10, %20, %30, %20, %20, %10 bu şekilde enerjini bu şekilde tüketiyorsun. Takip edeceksen bir yere odakla. Yani bir kanal seç. Bir kanal seni ileri götüren, seni uyandıran, sende farkındalık oluşturan bir yere odaklan sadece. Yani çok kanallar, çok uzmanlar senin kafanı karıştırır ancak. Sadece enerjini tüketirsin, ilerleyemezsin. Karar vermekte zorlanırsın. Çünkü kafanda o kadar seçenek var ki. Çeşit çeşit teknikler var kafanda. Çeşit çeşit uzmanların sana anlattığı yöntem ve taktikler senin sadece kafanı karıştırdı. İlerleyemezsin ki. Sadece zaman kaybedersin. Alman atasözü viele Küche verderben den Brei. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Aşçının çok olması yemeği çürütür demek. Yemeği murdar edersin. Aşçılar çok olunca aşçılar tamam mı? Aşçı çok. Yani kanal gibi. Çok aşçı yemeği murdar eder. 10 tane aşçı bir yemeği rezil eder. Bir cacık olmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla sen de çok kanalları izleyerek, çok konularla tamam mı? Hayatını sadece karıştırırsın. Aynı buradaki gibi cacığa dönüşebilir. Yani karışır. İlerleyemezsin. Dolayısıyla seçici ol. Senin kafanı karıştıracak insanlardan, yöntemlerden, seni hedefine götürmeyecek ne varsa onları hayatından çıkar ki hedefine ulaşasın. Yani sana lazım olmayan, seni ileri götürmeyen ne varsa onları
hayatından çıkarman lazım. Kafanı karıştıracak ne varsa, şom ağızlı, muşmula suratlı, ekşi suratlı, negatif tipler, tamam mı? Veya negatif haberleri hayatından tamamen çıkarıp hedefine ulaşabilirsin. Bunu şuradaki gibi, gördüğünüz gibi tahtayı, kafandaki tahtayı sil, kafandaki düşünceleri sil, hedeflerine odaklan. Çok kolay bir şekilde enerjini, bütün enerjini, tamam mı? Hatta %100 de değil, %80'i bile yeterli hedefine gidebilmek için buraya odaklan, hedeflerine odaklan, hedefini konuş, hedefini gündemde tut. Hedefine enerji harca ki hedeflerine varasın. Çözüm ne? Çözümü sana şöyle anlatmak istiyorum. Kendine şu soruyu sor. Ne istiyorsun sen? Özgüven. Örneğin özgüven istiyorsun. Özgüvenini arttırmak için ne yapman lazım? Nereden geldin? Nereden geldin? Şu anda neredesin? Tamam mı? Nereye gitmek istiyorsun? Bu soruları sor kendine. Özgüvenli olabilmek için ne yapman lazım? Hangi adımları atman gerekiyor? Enerjini buralara harca. Bunu gündemde tut. Bunun dışında senin kafanı karıştıracak ne varsa onları hayatından çıkar. Sen de hedeflerine, örneğin özgüvenine, emin adımlarla ulaşmak istiyorsan, sağlam adımlarla, yani bütün enerjini oraya harcayarak hızlı bir şekilde hedefine ulaşmak istiyorsan ve bu arzuladığın hedefe emin adımlarla ilerleyebilmek için hangi adımları uygulaman gerektiğini öğrenmek istiyorsan bizimle o zaman iletişime geçebilirsin. Biz ön görüşmede bir durum tespiti yapıyoruz. Şu anda neredesin? Nereden geldin? Hedefin nedir? Hedefine gitmek için ne yapman gerektiğini sana adım adım gösteriyoruz. Yani bu konuları ön görüşmede detaylı bir şekilde kişiyle görüşüyoruz. Sen de elindekilerini kaybetmeden, hayal kırıklıklarını yaşamadan daha huzurlu ve başarılı olmak istiyorsan, kendini gerçekleştirmek istiyorsan o zaman benimle iletişime geçebilirsin. Hemen bu videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.